Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir Notu Solfej videomuzla birlikteyiz. Ege yöresinden nefis bir türkü var bu dersimizde. Yöremiz Muğla. Muğla türküleri hakikaten çok gösterişli, çok güzel türkülerdir. Çok sayıda böyle Zeybek türküsü var. Ferahi veya Feraye olarak bilinen türkü. Nikriz makamında bir eser. Yine artık söylemekten dilim yoruldu. Do diyez ve fa diyezi donanama koyup si bemolü. Oysa eser içerisinde bütün si'ler sürekli bemol, hiç değişmiyor. Fakat eser içerisinde yaymayı tercih etmiş. Muzaffer Sarıhusen 1942 yılında derlemiş Galip Birgili ve Raziye Gülten'den. 9/4'lük bir eser. 9/4'lük eserler böyle biraz daha hani ağır eserlerdir. Azıcık da yavaş okuyalım. Nikriz makamına çünkü kulaklarımızın aşina olması önemli. Halk müziği repertuarı içerisinde çok sayıda Nikriz eser vardır. Bunların birçoğu da Ege türküsüdür. Evet, referans sesimizi alalım ve okumaya başlayalım. Re, do, re, do, si, la, sol, la, si, do. Re, do, si, la, sol. Reprizde hemen dönüşümüzü alıyoruz. Re, do, re, do, si, la, sol, la, si, do. Re, do, si, la, sol. Devam ediyoruz. La, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, do. Re, do, si, la, sol. Dönüşümüz. La, si, do, re, do, si, la, sol, la, si, do. Re, do, si, la, sol. Bir sonraki bölüm. Re, re, do, re, mi, do, si, la, sol, la, si, do. Re, do, si, la, sol. Yine dönüşümüzü alalım. Re, re, do, re, mi, do, si, la, sol, la, si, do. Re, do, si, la, sol. Buraya kadar aranameydi arkadaşlar. Yani üç ölçüden oluşuyor ve her ölçü iki kez tekrar ediyor. Dikkat ederseniz aslında aynı ezgiler, sadece baştaki ilk darpları farklı. Onun dışında geri kalan kısmı aynı. Hemen söz bölümünden devam edelim. Sol, 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 re, re, sol, 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 sus. La, si, la, si, la, si, re, do, si, la, sol, sol, la, si, sol, sol, sol. Devam ediyoruz. Sol, sol, re, re, mi, re, do. Bakın arkadaşlar, burada neveser bir geçki var. Burada geçici olarak bir neveser çeşni var. Bunu belirteyim. Meraklıları için. Bu ölçüyü bir kez daha alıp devam edeceğim. Sol, 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 re, re, mi, re, do, do, si, la, si, si, si. Re, re, do, re, do, do, si, la, sol, sol. Ve bir sonraki satırdan devam ediyoruz. Re, sol, sol, la, si, la, so, fa, la, sol. Re, sol, fa, sol. Bir sonraki ölçüyle devam ediyoruz. Sol, sol, sol. Re, sol, 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 la, si, la, sol, fa, sol, sol. Devam ediyoruz. La, si, la, si, re, do, si, la, sol, sol, la, si. Devam ediyoruz. Sol, 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 re, 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 re.
bir sonraki sayfamıza geçelim. Do, la, si, 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 la, si, si, la, si, do, re, do, 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 si, la, sol, sol. Hemen bir sonraki ölçüye, ikinci satırımıza. Fa, sol, sol, la, si, la, sol, fa, sol, 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 re, re. Artık bundan sonraki bölüm nakarat ezgimiz, ninni ninna sözleriyle devam eden. Re, 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 do, si, 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 la, si, do, do, si, la, si, mi, re, do, si, la, sol, sol. Birinci dolabımız. Re, re, sol, 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 la, si, la, sol, fa, sol, sol, re, do, re. Buradan reprizde dönüşümüzü alıyoruz. Re, 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 do, si, 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 la, si, do, do, si, la, si, mi, re, do, si, la, sol, sol. Ve ikinci dolabımızı okuyacağız. Re, re, sol, 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 la, si, la, sol, fa, sol, 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 sol. Evet, notalarımızın solfeji bu şekilde arkadaşlar. Bununla birebir çalabilirsiniz fakat hiçbir şeye benzemez. Yani bağlamalar için söylüyorum. Mutlaka video bilgilerinde bulacağınız ders linkini takip edin. Zira baştan sona zeybek mızraplarıyla döşeli Muğla türküsü olması hasebiyle çok keyifli bir türkü ama zeybek mızrabı atıldığı takdirde keyifli bir türkü. Kısa bağlamalarınızla çalmayı verin bu türküyü arkadaşlar. Uzun sapta çalınabilecek bir türkü. Bunu belirteyim. Bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.